Evet, i̇yi akşamlar. Herkese merhaba diyoruz. Haftanın ilk iş gününde günün öne çıkan gelişmelerinin manşetleriyle başlıyoruz bu akşamda. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun istifasının ardından bir kavram tartışılıyor. Düşük profilli başbakan modeli basında oldukça tartışma yaratmıştı bu konu. Bugün ilk kez hükümet kanadından bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, düşük profilli başbakan tartışmalarına, başbakan iddialarına, daha doğrusu düşük profilli başbakan iddialarına yanıt verdi. Bu iddianın doğru olmadığını söyledi bu iddiayı yalanladı ve bırakın düşük profilli başbakan AK Parti'de düşük profilli mahalle başkanı bile olmaz dedi. Turan, e, Bülent Turan'ın açıklamaları sadece bununla sınırlı değildi. Nitekim AK Parti Grup Başkan Vekili 22 Mayıs'ta yapılacak kongre ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. 22 Mayıs'taki kongrenin tek adaylı olacağını söyledi. Ayrıca değerli izleyenler en flaş açıklaması AK Parti Grup Başkan Vekili'nin başbakan adayının bu hafta içerisinde netleşebileceğine yönelik sözleriydi. sonuç itibariyle başbakan adayı bu hafta içerisinde bu açıklamaya bakarsak büyük olasılıkla netleşecek. Bakalım bu isim kim olacak? Herkes bunu merak ediyor. Evet Davutoğlu veda turunda bir yandan AK Parti kongresine yönelik iddialar devam ederken bir yandan başbakanın kim olacağı sorusuna yanıt aranırken bir yandan da mevcut başbakan veda turunda. Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün veda turunun ilkine Türk Silahlı Kuvvetleri ile başladı. Nitekim Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün Genelkurmay Karargahı'nı ziyaret etti ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la, Orgeneral Hulusi Akar'la bir görüşme yaptı. Başbakan Davutoğlu Hulusi Akar'a Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetinden dolayı teşekkür etti. Evet, Erdoğan'dan Avrupa Günü mesajı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı ve bu mesajının satır aralarında önemli ifadelere yer verdi. Nitekim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye olarak Avrupa Birliği'nin terörle mücadele konusunda daha kararlı bir tutum içinde olması gerektiğini beklediklerini ifade etti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hatırlarsınız sevgili izleyenler. Geçen hafta Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin vize muafiyeti konusunda koşul olarak öne sürdüğü Türkiye'nin terörle mücadele yasasının değiştirilmesine yönelik sert bir yanıt vermiş ve Avrupa Birliği'ne siz yolunuza biz yolumuza şeklinde bir yanıt ifa vermişti. Bugün bu açıklamalarını daha da yumuşatacak, daha da ılımlı bir mesaj olarak nitelendirebilecek ifadeler kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Nitekim şöyle bir ifade kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yürürlüğe girmesi noktasında anlaştığı vize muafiyetinin Umarız ki Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne 50 yıldır bekletilmekte, e, ol, e, bekletilmesinden oluşan bıkkınlığı bir nebze olsun azaltmasını ve Türkiye'ye yönelik sözlerin tutulmasını ümit ettiğini ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet Nusaybin'de bir şehit maalesef operasyonların yoğunlaştığı Mardin'in Nusaybin ilçesinden şehit haberleri gelmeye devam ediyor sevgili izleyenler. Bugün de Nusaybin'de Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarıyla PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada bir şehit haberi geldi. Evet geçelim diğer gelişmelere. Bursa'dan bir haber var. Malum Bursa'dan bir şehit haberi vardı. Şehit ateşi Bursa'ya düşmüştü daha doğrusu. Cengiz Poyraz Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerle giren çatışmada şehit olmuştu. Bugün e, şehit e, ocağına e, ateş düşmüştü iki, iki gün önce ve bugün şehidin e, naaşı sevgili izleyenler baba ocağına geldi öncelikli olarak. Yıldırım'ın Ulus Mahallesi'nde burada duygu dolu anlar yaşandı. Daha doğrusu daha sonra Şehit Mihraplı Camii'nde yoğun bir katılımla ve devlet erkanının katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi'nde önemli gelişmeler yaşanıyor. MHP'de iki isme inceleme başlığıyla duyuruyoruz. Nitekim Milliyetçi Hareket Partisi'nde sevgili izleyenler Meral Akşener'in ardından Koray Aydın ve Sinan Oğan'la ilgili de inceleme başlattığını dair haber geldi. Bu iki ismi, iki isimle ilgili inceleme başlatılmasının gerekçesi de Meral Akşener'le aynı diyebiliriz. Koray Aydın'ın ve Sinan Oğan'ın MHP yönetimine karşı açıklamaları gerekçe gösteriliyor inceleme için. Evet Feynman istifa etti. Avusturya Başbakanı sevgili izleyenler hem Sosyal Demokrat Partisinden hem de Başbakanlıktan istifa etti. İki nedenden dolayı olduğu iddia ediliyor. Partisi içerisindeki desteğin azalmasından dolayı, bunun da nedeni mülteci yasası ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gösterdiği e, performanstan dolayı Feynman bugün hem partisinden hem de Başbakanlıktan istifa etti. Ve son haber, bir istifa haberi daha aktarıyoruz. UEFA Başkanı vinçer Platini istifa e, etti. Nedeni de Platini yolsuzluk soruşturması nedeniyle 6 yıl meyin cezası almıştı. Platini e, uluslararası... E, Mahkemeye gitmişti, KAS'a gitmişti. Bu mahkemeden cezasının bitmesini bekliyordu Platini. Ancak KAS cezasını iptal etmedi. Sadece 6 yıldan 4 yıla indirdi. Platini de bu karar üzerine UEFA Başkanlığı'ndan istifa etti. Sevgili izleyenler, günün manşetlerinde bu haberle noktayı koyuyoruz. Evet, günün fotoğrafı Genelkurmay Karargahı'ndan az önce de ifade ettik değerli izleyenler. Başbakan Ahmet Davutoğlu veda turlarının ilkine Genelkurmay'dan başladı ve Genelkurmay Karargahı'nda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la görüştü. Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür etti. Bu karede Genelkurmay'ın ana nizamiyesinden çekilmiş bir kare ve bugün bir ilk yaşandı. Nitekim işte bu anlar sevgili izleyenler canlı yayınla e, izleyicilere ulaştırılması için izin verildi. Yani ana nizamiye'de ilk canlı yayın bugün gerçekleşti ve bu anlardan süzülen fotoğraf karesi de buydu. Evet sosyal medyadayız. Bakalım neler konuşulmuş sosyal medyada. 9 Mayıs Dünya Gülümseme Günü ilan edilmiş sosyal medya kullanıcıları tarafından. Sütaş boykot bu da Bursa Sporlu taraftarlar arasında açılmış bir boykot kampanyasını ifade ediyor. Nitekim Bursa firması Sütaş TT Arena'dan loca alınca Bursa sporların tepkisini çekmiş tıpkı Tofaş'ın olduğu gibi. Millete, milletçe İzmir'i alkışlıyoruz. Aslında burada bir kara mizah var sevgili izleyenler. Nitekim İzmir'de sevgili izleyenler 5 günden bu yana Bornova'nın, İzmir'in Bornova ilçesinin 35 mahallesinde su verilmiyordu arızadan dolayı. Ve adeta bu 35 mahallede yaşayan İzmirliler isyan etmişti. Dün akşam e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Koca da Twitter hesabından özür dilemek zorunda kaldı. Ve bu milletçe İzmir'i e alkışlıyoruz ifadesi de İzmirlilerin tepkisini ifade ediyor. Düşük profil özellikleri az önce de ifade ettik. Programın girizgahında başbakan adayının veya başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan boşalacak koltuğa oturacak ismin düşük profilli bir isim olacağı iddiaları var. Ve bu iddiada sosyal medyada tartışılıyor. Ancak AK Parti Grup Başkan Vekili bugün yaptığı açıklamada başbakan adaylarının düşük profilli olmasının söz konusu olmadığını net bir şekilde ifade etti. Şu an hissederek söylüyorum. Evet. Unutulmasın ki kısmetse olur tasarım dünyası ve Koray Aydın, Koray Aydın ve Sinan Oğan'la ilgili inceleme var. Başlıklı ifadelerde sosyal medyayla aktaracağımız son paylaşımlar ve bunun ardından da günün konuğuna geçiyoruz Evet bugünkü konuğumuz Ozan Bingöl. Ozan Bingöl bir vergi uzmanı ve biz de konuğumuzla vergi konuşacağız. Çok geniş bir konu ama biz daraltarak konu başlıklarını daraltarak kendisine vergiyle ilgili özellikle Mayıs ayı vergileriyle ilgili sorularımız olacak. Sayın Bingöl hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Mustafa Bey. Teşekkür ederim. Emlak ve çevre temizlik vergilerinden başlayalım isterseniz. Evet. Tüketicileri emlak ve çevre temizlik vergileri konusunda Neler bekliyor? Muafiyetler nelerdir? Bununla ilgili neler söylersiniz? Şimdi takdir edersiniz ki emlak vergisi ödemelerinin birinci taksidinin son ayı içerisindeyiz. Emlak vergisi ödemeleri ilgili emlakın bulunduğu belediyeye hı hı. Mart, Nisan, Mayıs birinci taksidi, Kasım ikinci taksidi olmak üzere iki eşit taksitle ödenir. Mayıs ayı da bu emlak vergilerinde yoğun tahsilat döneminin olduğu birinci taksidin son ayı Mustafa Bey. Tabii e, emlak vergisi neden dolayı ortaya çıkar? Öncelikle ona değinmek gerekir. E, bizim 1319 sayılı emlak emlak vergisi kanunumuz, e, Türkiye sınırları içerisindeki bina, arsa, arazilerden kaynaklı ortaya çıkan bir vergi türüdür emlak vergisi. E, vatandaşlarımızın adlarına kayıtlı Türkiye sınırları içerisinde bir bina, arsa, arazi, iş yeri, dükkana sahip olmaları neticesinde bunların bulunduğu belediyeye her yıl iki eşit taksitle ödedikleri vergidir. Mayıs ayı da birinci son ayı demiştik. Tabi burada emlak vergisi ödenirken emlak vergisiyle birlikte çevre temizlik vergisinin de ödeneceğini söylemekte yarar var vatandaşlarımıza. Ayrıca... Yüzde kaçtır emlak vergisi? Emlak vergisinin oranları normal bölgelerde bina arazilerde binde bir, iş Konuklarda. yerlerinde binde iki, arsalarda binde üç. Büyükşehir belediye sınırları içerisinde ise bunların İki katı olmak üzere binde iki, binde dört, binde altı oranıyla alınmakta. E, bu oran hesaplanırken emlak vergi değeri üzerinden hesaplanır Mustafa Bey. Hmm. E, çıkan tutar örnek veriyorum 200 TL ise bunun 100 TL'si birinci taksit, 100 TL'si ikinci taksit olarak ödenir. Ancak vatandaşlara şunu da söyleyelim. Vatandaşlarımız emlak vergisi öderlerken e, hesaplanan emlak vergilerinin de %10'u kadar taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına yönelik katkı payı ödemektedirler. Yani örnek veriyorum hesaplanan emlak vergisi bugün 200 TL ise bunun %10'u 20 lira bu emlak vergisine dahil edilerek 220 lira e, olmak kaydıyla %10'u da taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına yönelik katkı payı olmak üzere tahsil edilir. E tabi burada e, emlak vergisi mükellefi yaklaşık 23 milyon vatandaşımız var. Evet. 23 milyon vatandaşı ilgilendiren çok önemli avantajlar da var burada. Ee, takdir muafiyetleri, emlak vergisi evet. muafiyetleri. Biz ona indirimli bina vergisi uygulaması da diyoruz. Nasıl ortaya çıkıyor? Ee, yine emlak vergisi kanunumuzun 8. maddesinde belirtildiği üzere e, emeklilerin, şehitlerin, dul yetimlerin, özürlerin, işsizlerin ve ev hanımlarının tek meskeni 200 metrekareye kadar tek mesken olması halinde Emlak vergisi ödemezler. Emlak vergisinden muaftırlar hükmü yer almaktadır. Yani bir emekli vatandaşımızın bir kendine bir ait varsa... 200 metrekare alanına kadar, 200 metrekareye kadar tek meskeni var ise Mustafa Bey, herhangi bir emlak vergisi ödemez. Muaf. Hatta, hatta bugüne kadar bu programı izleyip öğrendiyse ya da bundan önce öğrendiyse, bir ek 3 talep formu düzenleyerek ilgili belediyeye başvurup ödemiş olduğu 5 yıllık emlak vergilerinde geri alma hakkına sahiptir. Ta hukuk zaman aşırı yerel çalışıyor. yönetimler bunun farkında değiller mi bazen? Ee, şimdi yerel yönetimler tabii ki farkında ama yerel yönetim var olan bu temel gelirinden vazgeçmek istememektedir. Yani doğal olarak tabii ki farkındadır emeklinin ama. Emeklinin tek konutu varsa bile talep edebiliyor mu bunu? Ya şimdi gözden kaçmış olabilir. Ee, ya da var olan var, e, memurun e, gözden kaçırması e, kaçırmasıyla ortaya çıkabilir bunlar ama neticede e, vatandaşın da bu konuda bir isteği olması gerekir. Tabii vatandaşa bir daha söyleyelim. Bir daha söyleyelim. 200 metrekareye kadar tek mesken olan emekliler, şehitlerin dul ve yetimleri, şehitlerimizin dul ve yetimleri, özürlüler, işsizler, ev hanımları, özürlüler bir yüzdesi e, var mı? Olsa? Evet, yüzdesi yok hepsi, hepsi. aynı derecede. Evet. E, bunu belgelendirmek kaydıyla ee, bu tek meskenlerinden doğan emlak vergisi için edecek emlak vergisini ödemeyecekler. Ödemeyeceklerdir. Ödemişlerse de geri alsınlar. Tabii tabii. Başvurup, Ödemişlerse de ilgili belediyeye başvurarak emlak tahakkuk servisinden tahakkuk zaman aşımı süresi olan 5 yıl içerisinde geri alabilirler Mustafa Bey. Evet Çevre vergisiyle ilgili temizlik ve çevre vergisi. Çevre vergisi de emlak vergisine dahil olmak üzere. Halk arasında bu daha çok çöp vergisi olarak bilinir. Hı hı. Çevre ve temizlik vergisi olarak alınır. Konutlarda ve binalarda ayrı ayrı hesaplanır. Emlak vergisine dahil olarak aynı taksit süreleri içerisinde ödenir. Zaten emlak vergisiyle birlikte ödenir. Vatandaş bunu ayrıca özellikle konutlarda çok çevre temizlik olarak bilmez. Emlak vergisine dahil olduğu için hı hı. Temelde hepsinin adı emlak vergisi olarak e, bilinir. Evet. Peki Mayıs ayında başka tüketicileri hangi vergiler bekliyor? Şimdi e, Mayıs ayında e, rutin e, yapılması gereken işlemler var. İşte e, örnek veriyorum e, özellikle Mayıs ayı vergi levhası, mükellefler için vergi levhalarının tasdik ayı. E, vergi levhalarını bu ay içerisinde tasdik ettirecekler. Onun dışında e, birinci geçici vergi döneminde e, geçici vergilerini beyan edecek mükelleflerimiz var işletme sahip olup tacir sıfatıyla iş yapan mükelleflerimizden. E, onun dışında e, yaklaşan motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksidi var. E, ona dikkat edecek, edecekler ki birazdan da belki bahsedebileceğiz. Hı hı. Onlardan. Evet, evet, evet. E, özellikle vergi levhaslarını yani mükellef olan, mükellefiyet test edilmiş olan vatandaşlarımız vergi levhalarını bu ay tasdik ettireceklerini unutmasınlar. E, onun dışında tabii mecliste şu an için bulunan Yeni gelir vergisi yasa tasarısı mevcut. Evet, bunu ayrıca konuşalım. Ee, yani buna dahil olarak ondan biraz bahsedebiliriz e, dilerseniz. Hı hı. Bu gelir vergisi tasarısıyla ne amaçlanıyor, ne hedefleniyor evet, derseniz. İçeriği nedir? Bununla uzun boylu konuşalım bunu ee, isterseniz. Yani şimdi yeni gelir vergisi tasarısındaki temel içerik şu öncelikle Mustafa Bey. Hı hı. Ağır bir dili var vergi kanunlarının. Heh. Vergi mevzuatımızın ağır bir dili var maalesef. Bu dilin biraz daha sadeleştirilmesi yönünde bir çalışma var. Öncelikle çalışma bu ıı, tasarıdaki en temel çalışma. İkinci olarak ıı, daha önceki programlarımızda da söylediğimiz bir rant vergisinden bahsetmiştik. Yani Hı. devletin yapmış olduğu bayındırlık hizmetlerinden dolayı sizin var olan ıı, arsanızın, arazinizin, binanızın ıı, değer artışından kaynaklanan ıı, bir ıı, vergi türü. Bu Konuşulan tasarıda... Değer artışı varsa vergi. vergi miktarı artacak mı? Değer artışından kaynaklı ayrıca bir rant vergisinin alınmasıyla alakalı bir çalışma var. Gündemde. Evet gündemde aynı tasarın içerisinde. Gündem. Tasarıya bağlı olarak özellikle inşaat işlerinin biraz daha fazla vergilendirilmesi var. Özellikle gayrimenkul satış kazancından kaynaklanan %20 75'lik kurumlar vergisi istisnasının düşürülmesi İnşaatla var. İnşaatla ilgili kalemlerde artacak vergi e, oranın oranının artışı konutları konut fiyatlarında yansıyacak e, mı? tabii ki yansıyacaktır. Yani e, örnek veriyorum yani kabaca bir örnek verecek olursak Hı. bir inşaatçı e, yapıp maliyetine katlandığı konutu e, satarken bunun içerisinden %20 ortalama bütün vergiler dahil ortalama %20 %30 vergi öderken bu oran %40 %50'ye çıktığı zaman e, bunun yansıyacağı yer yine tüketiciye tüketici yansıyacağı Tabii ki yani gelir vergisi tasarısının taslağında şu an için taslak halinde. Taslakta gördüğümüz en temel noktalar da bunlar. Başka özellikle var. denetim konusunun da arttırılması tabii bu anlamda. Kayıp kaçağın engellenmesi için. yani taslakta belirtilen bir diğer husus vergi mükellefi olmayan vatandaşların da yapacakları alışverişlerde işte banka zorunluluğu, banka üzerinden ödeme zorunluluğu gibi birkaç tane önemli nokta var. Biz de yasalaşınca hep birlikte, hep birlikte e, göreceğiz yeni gelir vergisi tasarısını. Ama giderek e, iletişim çağında e, bu e, ba, e, vergi dairesine gitmektense elektronik ortamda işlemlerin e, yaygınlaşacağını öngörebiliriz değil mi? Yani şöyle öngörebiliriz zaten e, çok basit bir örnek verelim. Evet. Motoru taşıtlar vergisini vatandaş eskiden nasıl öderdi? 2008 yılından önce Mustafa Bey. Yani bir aracınız varsa ruhsatını alırdınız. İlgili vergi dairesine, taşıtlar vergi dairesine giderdiniz. Bu sıra taşıtlar bekleriniz. vergi dairesine sıra beklerdiniz. Heh. Ondan sonra cebinizden nakit para çıkardı ki bizim vatandaşımızın hiç sevmediği bir durum. Heh. E şimdi e, internet ortamında akşam evinizde otururken ee, yani Bunu internete Gelir İdaresi Başkanlığı sitesine girip yüksek güvenlikli bir şekilde rahatlıkla verginizi kredi kartıyla da ödeyebiliyorsunuz, banka kartıyla da ödeyebiliyorsunuz. Taksit bile bağlanabiliyor. Taksit bile e, yapılabiliyor. Bazı bankalar e, vatandaşın hem zaman maliyeti Hı. hem de diğer maliyetlerden kurtulmuş oluyor. Ama e, doğal olarak gir, gir. bu ayrıca şunu da söyleyeyim tabii Hı. bu yapılan işlem e, Mustafa Bey tahsilatı da arttırıyor. Arttırıyor değil mi? Yani vergi tahsilatı 2008'den önce 60'larda döneminde tahsilatı yani Ocak Temmuz Motor taşıtlar vergisi döneminde tahsilatı %60'larda iken kredi kartı kolaylığıyla beraber %87'lerde. Evet. Yani devlet nazarında da çok önemli bir artış ve fayda söz konusu. Ha borç gecikince bu kredi kartıyla ödemek mümkün olmuyor. Yine vergi dairesine gitmeniz gerekiyor. E, tabii borcu borçları almıyor. Döneminde ödemek, ödemek gerekir. gerekir. Döneminde ödemek evet. gerekir tabii evet. Şimdi başka konu başlıklarımız var. Motorlu taşıtlar vergisindeki e, muafiyeti Avantaj. avantajları konuşacağız. Daha doğrusu gümrük vergisi avantajlarını ve muafiyetini konuşacağız ama benim size sormak istediğim başka bir konu var. Zorunlu trafik sigortasını biz e, son aylarda çok fazla konuşur olduk. Gerçekten evet. zorunlu trafik sigorta primleri geçen yıllarla kıyasladığımızda faiz bir oranda artmış durumda. Beklenti zorunlu trafik sigortasıyla ilgili tasarının meclisten geçtikten sonra primlerin aşağı çekilmesi yönündeydi. Tasarım meclisten geçti, resmi gazetede yayınlandı. Ancak primler düşmedi. Evet. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Neden düşmedi? Primler tatmin etmedi mi sigorta şirketlerini? Evet. Yeni bir adım olacak mı hükümetten? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Tabii ki zorunlu trafik sigortası ee, öncelikle bir kasko ile birleşme bir süreci oldu. Olmalı. O da tabii sigorta şirketlerinin işine gelmedi. Evet. Bu nedenle bir kere kasko ve zorunlu trafik sigortasını ayrıştırmak gerekir. Şimdi zorunlu trafik sigortasındaki bu yüksek pahalılığın ya da prim bedelinin yüksek olmasındaki temel sebebin mahkeme kararları neticesinde Mustafa Bey vatandaşlara ödenen sigorta şirketleri tarafından ödenen tabii tazminatlar takdir edersiniz ki özellikle maddi manevi tazminatlar Şimdi e, yani sigorta şirketlerinin şu yönde haklılığı mevcut tabii. Bu yargı kararlarından dolayı yani risk primleriyle karşılaştırdığımızda sigorta şirketlerinin ödedikleri tazminatları e, son dönemde zarar etmeye başladı zarar etmeye sigorta başladım. şirketleri. E, böyle olunca da... Ama sigorta, bu genel tüketiciye yansıdı. E tabii. Adaletli yani neticede, bir uygulama değil bu. Neticede bütün uygulamalar yansıdığı yer... Bu uygulamadan yararlanacak nihai tüketicidir. Hı hı. Yani e, sigorta şirketleri için de geçerli olan buydu. E doğal olarak sigorta şirketleri 2016 yılı itibariyle bu e, zararı tazmin edebilmek adına primlerinde bayağı bir e, yükselişe geçti. Yani prim oranlarını bayağı bir yükselttiler. Yani örnek veriyorum adamın geçen sene 480 liraya yaptırdığı trafik sigortasını aynı araç için bu sene 920 lira. Bakın Heh. geçen seneki elinde Sigorta şirketinden aldığı prim ödediği belge, bu seneki ile karşılaştırıyoruz. Geçen sene 480 lira, bu sene 920 lira. E doğal olarak bu artış vatandaş tarafından da kabul edilebilir bir artış değil. Burada sigorta şirketleri şu yönden devlete baskı uyguladı. Mahkeme kararları açısından, yani mahkeme kararlarının neticesinde ödenen tazminatlardan kaynaklı bir sıkıntı olduğunu belirttiler. Ama tabii yargının bağımsızlığını da dikkate alacak olursak e, yasama organının buna müdahalesi çok da mümkün bulunmamakta. Ve bu nedenle sigorta şirketleri e, bu zararı tazmin e, amacıyla artışa geçti. Tasarı geçmiş olmasına rağmen neden düşmedi? E, çünkü sonuç ortada. Yine yargı kararlarını e, sigorta şirketleri göstererek düşürmeyeceklerini açıkladılar zaten. Böylelikle tüketici tatmin olmadı. Eski devam da. E, tabii ki tatmin etti. olmadı. Evet evet aynı devam ediyor zaten. Evet. Peki motorlu taşıtlar vergisindeki avantajlar nelerdir? Şimdi ee, Mustafa Bey motor taşıtlardan hem, trafik sigortasından bahsettik. Motor taşıtlar vergisi de herhangi bir araca sahip olduğu için vatandaşın her yıl Ocak ve Temmuz ayında iki eşit taksitle ödediği bir vergidir. E, motor taşıtlar vergisiyle alakalı olarak şöyle bir avantajımız var bizim. 2004 yılında Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu bir karar var. Karar da der ki, e, ee, motoru taşıtlar vergisi ödenirken motoru taşıtın kasko bedelinin tahakkuk eden vergi, yıllık vergi, motoru taşıtın kasko bedelinin yüzde beşini geçerse vatandaş bir alt dilimden vergilendirilir der kararda. Yani 100 bin liralık bir aracınız varsa, hı hı. kasko bedeli 100 bin lira olan bir aracınız varsa size 2016, 2016 yılı için örnek veriyorum 6500 liralık bir motor taşıtlar vergisi tahakkuk etmiş ise Böyle bir vergi oranı var etmiş mı? Etmiş ise ki var üst dilim 2016 24 bin lira motor bir taşıtlar dakika. vergisi ee, Örnek veriyorum 100 bin liralık aracınız için 6500 liralık motor taşıtlar vergisi tahakkuk etmiş ise Bakanlar Kurulu kararı gereğince siz bunu ödemeyeceksiniz. Çünkü sizin kasko bedelinizin %5'ini geçtiği için bir alt tarifede bir alt tarifede hangi ödüyor. vergi varsa örnek veriyorum bir alt tarifedeki vergi 4 bin liraysa 6 bin 500 yerine 4 bin, 4 bin lira bin ödeyeceksiniz. Doğal olarak 2 bin 500 liralık bir avantaj sağlamış olacaksınız. E, bu, bu, bunda aslında yoruma açık bir şey değil. E, motorlu taşıtlar vergisini hayata geçirenler, oradaki yasa koyucular, vergi, e, vergi memurları, yasa, bunu alırken bu, bu e, 6 bin lira oranında talep etmemesi gerekmiyor mu? Yani çünkü bu, Şimdi, bu e, ilgili söz, söz ettiğiniz e, uygulamadan tüketicilerin haberi olmayabilir. E, takdir edersiniz ki tabii ki haber olmayabilir ama haini konuya geliyoruz. <laughs> aynı konuya geliyoruz. Ama yasa koyucunun burada yapabileceği bir şey yok. Çünkü bakanlar Kurulu'nun yürütme organından doğan bir kanun, daha doğrusu yürütme organından doğan bir kaynak olarak karşımıza çıktığı için. Ee, yasa koyucu 197 sayılı motor taşıtlar vergisi kanunu baz alır. Hı hı. Vatandaş kendi hakkını bilecek ki bu haktan yararlanabilsin. Çünkü yasa koyucu, yasama organının yaptığı kanuna e, yürütme organından doğan bir kaynak ile biz e, müdahale ediyoruz. Bundan dolayı vatandaşın bu avantajını bilmesi gerekir. Demek ki kasko bedeline bakacak vatandaş, yıllık tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi eğer %5'i geçiyor ise bir alt tarifeden tarif e, vergilendirileceğini bilsin. Bununla ilgili başvurusunu ilgili taşıtın bağlı bulunduğu taşıtlar vergi dairesine yapabilir. Yine burada da emlak vergisi gibi bir durum söz konusu. Geçmişe dönük bir durum var tabii. Değil tabii mi? Mustafa Bey geçmişe dönük 5 yıllık fazla ödediği vergileri de geri alabilir vatandaş. Evet. Yani yine buradan da eğer bu şekilde ödemiş olan tüketici varsa sizin söylediğiniz bir çağrı niteliğinde olsun ve geriye dönük bir şekilde evet. vergi dairelerine yaptıkları başvuruyla birlikte geçmişe dönük fazla ödedikleri vergiyi geri alma imkanları var. Bundan böyle de eğer %5'i aşacaksa kasko bedelinin %5'ini ve ona ödenecek vergi tahakkuku %5'i aşacaksa bir alt dilimden evet ödemesi gerekiyor. Bunun da altını çizmiş, çizmiş olduk olur. ve gümrük vergisi, gümrük vergisiyle ilgili avantajlar ve muafiyetler nelerdir Sayın Bingöl? Şimdi gümrük vergisiyle alakalı avantaj ve muafiyetler oldukça fazla ama vatandaşı alakadar eden evet. en önemli muafiyetlerden bahsedelim isterseniz. Özellikle son dönemde yurt dışı internet siteleri üzerinden kargo yoluyla ürün getirten vatandaş sayımız fazlaca arttı takdir edersiniz ki menşeyi yurt dışı olan, yurt dışında kurulmuş internet siteleri aracılığıyla yapılan mal satışları var. Vatandaşlar oradan yani ülkesinde oturarak sipariş verip kargo vasıtasıyla bu ürünlere sahip olabilmektedirler. Burada şöyle bir avantaj söz konusu. Gümrük vergisi kanuna göre 75 euroya kadar olan kargo ile ama getirilecek ürünlerde. Yani yurt dışına çıkan vatandaşın yanında getirdiği ürünlerde değil Mustafa Bey. Kargo ile getirilecek ürünlerde e, 75 euroya kadar herhangi bir vergi yok. Heh. 75 euro ile 1500 euro arasında ürün bedelinden bahsediyoruz tabii. 75 euro ile 1500 euro arasındaki getirilecek ürünlerde ise sadece gümrük vergisi var. Yani sadece gümrük vergisi ödeyerek vatandaş bu ürüne sahip olabilir. 1500 euro'nun üzerinde bir ürün getirirse vatandaş <laughs> artık bu vatandaş açısından, devlet açısından vatandaşın ithalat yaptığı anlamına gelir ödemesi gereken bütün vergi resim harçları ödemek zorunda kalır yani yurt dışındaki bir siteden <laughs> Eğer e, kargo vasıtasıyla ürün almak istiyorsa vatandaş 75 euro'ya kadar bedel olan bir ürün için herhangi bir, herhangi vergi. bir vergi ödemez <laughs> 75 euro ile 1500 euro arasında sadece gümrük vergisi ödeyerek sahip olabilir buna 1500 euro üzerinde ise ithalatçık kapsamında değerlendirir. Bütün vergi, resim, harçları ödemek zorunda kalır. <laughs> Eğer yurt dışına çıktı Mustafa Bey, gelirken hediyelik eşya getirecek ya da elektronik eşya getirecek evet. ise burada da sınır 430 Euro'dur. Evet. Yurt dışına çıkan vatandaşın yanında getireceği ürünlerde 430 Euro'dan evet, fazla olması halinde takdirde bütün vergi, resim, harçlara ödemem. tabi tutulacaktır vatandaşlar. Semingöl teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim sağ olun. Sevgili izleyenler programın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte gündemin getirdiklerinde karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.